Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde yönlendirme protokollerinden RIP yönlendirme yani Routing Information Protocol kavramını işleyeceğiz. Bir TCP/IP alanındaki rotadan birbirini otomatik olarak tanımasında kullanılan bir iç yönlendirme protokolü olarak geçiyor arkadaşlar. Distance Vector protokolüdür. Routing Table Update mantığıyla çalışıyor. Belirli zaman aralıklarında routerlar sahip oldukları network bilgilerini komşu routerlara gönderiyor. Yani route tablosundaki bilgileri komşuya gönderiyor arkadaşlar. Aynı şekilde de komşudan router bilgilerini alıyorlar. Bu döngünün sonunda her router sistemdeki bütün networkleri öğrenmiş oluyor ve en uygun yol seçimini yapıyorlar arkadaşlar. RIP uzaklık vektör algoritmasıyla çalıştığı için yönlendirmeleri hesaplamak için de Bellman Ford algoritmasını kullanıyor arkadaşlar. Bunu şöyle not edelim özellikle. Kullandığı Bellman Ford algoritması. Burada distance hesabı yani uzaklık hesabını yaparken Bellman Ford algoritmasını kullanıyor. Özellikle yönlendirici cihazların tablosunda administrative distance yani yönetim mesafesi denilen kavram 120 olarak yer alıyor arkadaşlar. Her bir router'da 120 olarak giriliyor. Tabii siz bu değeri RIP yönlendiriciler en iyi yol seçimi yaparken sadece geçtiği cihaz yani Hop count dediğimiz atlama sıçrama noktası sayısına bakarak yapıyor. Burada RIP'in bir dezavantajı var arkadaşlar. Şuraya not olarak düşelim. Yazmamıştı üstünde. RIP protokolünün dezavantajı. Şöyle hatta şöyle yıldız da koyalım. Genelde yıldız yeter. En fazla 15 topa bakıyor arkadaşlar. En fazla 15 sıçrama noktasını aklında tutabilir. 16. topa geldiği zaman destination unreachable yani kaynak bulunamadı hatasına düşüyor. Router'ın bu bilgiyi gönderiyor hedefe. Kaynak bulunamadı. Destination unreachable. Destination unreachable mesajını gönderiyor. Yani eğer siz arkadaşlar bir bilgiye ulaşmak, daha doğrusu bir noktadan bir noktaya ulaşmak istediğinizde size destination unreachable mesajı geri dönüyorsa bunun anlamı RIP yönlendirme yapılmıştır ve hedef ulaşılamayan bir noktadadır. Yani 15 toptan daha uzaktadır. Bu da RIP'in dezavantajı arkadaşlar. Tabii destination unreachable sadece bu durumda çıkmıyor. Farklı çıktığı durumlarda mevcut. Özellikle RIP orta ölçekli diyelim. Yani 15 router'lık bir ağda çok mantıklı olan bir yönlendirme tekniği. Bir ağdaki özellikle bilgi alışverişini ve protokol, daha doğrusu protokol deneyelim de, routing table'ı birbirleriyle router'ların paylaşması sonucu kolaylıkla yönetilebilir bir hale geliyor. Şimdi burada mesela grafiğimizde de görüyorsunuz A router'ı bacaklarına baktığımız zaman A router'ın bacağına baktığımız zaman 1.0 ağı var ve 2.0 ağı var. Bunun anlamı A router'ı 1.0 ve 2.0 ağını tanıyor demektir. En yakınındaki router'a yani etrafındaki router'a update verisi gönderiyor. Diyor ki ben 1 ve 2 ağını tanıyorum. Bakın hey B, I know about network 1 and 2. Yani 1 ve 2 ağını ben tanıyorum. B router'ına baktığımız zaman B router'ı da 2'yi ve 3'ü tanıyor. 2'yi ve 3'ü tanıyor B router. Yes, I got your update. Yani senin güncellemeni aldım ve added network 1. Bir numaralı network'ü ekledim to my routing table. Yani routing tabloma bir numarayı da ekledim. Bu şekilde bakın B router'ı A'dan bilgisini alarak 2'yi zaten biliyor. 1'i de A'da olduğunu bakın ve bunun için bir sıçrama gideceğini biliyor. Ve E0 bacağına gitmesi gerektiğini biliyor. Bakın E0 bacağına gitmesi gerektiğini biliyor. Ayrıca kendisi de aynı mesajı C'ye gönderiyor. C'ye diyor ki Hey C, yani C, I know about network 1 and 2 and 3. Yani 1, 2 ve 3 numaralı networkleri biliyorum ben. C router'ı ne yapıyor? Zaten 3 ve 4'ü bildiği için ya diyor ben 3'ü 4'ü biliyorum. Evet, güzel. 1 ve 2'yi senden öğrendim. Peki 2'ye gitmek için ben kaç hop atlayacağım? Bakın burada 0 var. Buraya diyor ki işte şöyle tekst olarak yazalım. 2 0 0 0 A için diyor. E0 bacağıma gideceğim ve artı 1. Yani bir hop atlayacağım. Peki 1 A için nereye gideceğim? Bakın 1.0.0.0 A için yine E0 bacağıma gideceğim. Şöyle. E0 bacağıma gideceğim. Peki 1 A'nın bana gelen verisine 1 hop artı 1, 2 hop sonra ulaşacağım diyor. Bu şekilde routing tablosuna bu bilgiyi yazıyor. Tabii aynı şekilde C router'ı B'ye de ben diyor 3'ü ve 4'ü biliyorum. O zaman B diyor ki 4 için diyor. Bakın 4 A için 4.0.0.0 için E1 bacağıma gideceğim. Tamam. Ne kadar atlayacağım? Bana 4.0 A 0 atlamayı olarak geldi. Artı 1 atlamayla gideceğim. Bu şekilde birbirlerine hangi network'ün hangi bacaktan ulaşılabileceği bilgisini aktarıyorlar. Tabii en son bakın 2, 3, 1 ve 4'ü. Bu da 3, 4, 2 ve 1'i öğrendi. Ve B router'ı A'ya tekrar güncelleme gönderiyor. Diyor ki sen diyor 1 ve 2'yi biliyorsun ama ben 3'ü biliyorum. 3 diyor bende. Yani sen E1 bacağından atlayacaksın. Peki 3 için 0'a yani 0 hop var. Artı 1 ne yaptı? İşte 1 hopla gideceksin. Diyor. Ben diyor 4'ü de öğrendim. 4'ü de öğrendim diyor. 4 için diyor. Şöyle. Yine benim üzerimden gideceksin. Yani E1 bacağından geleceksin. Ve ben 4'e 1 sıçramayla atlıyorum. Sen bu şekilde 2 sıçramayla ulaşmış olacaksın. Ve güncelleyerek bu bilgileri arkadaşlar routing tablolarına router'lar yazıyorlar. Bu 30 saniyelik genellikle bir süredir. 30 saniyede bir router'lar bilgilerini birbirlerine aktarırlar. Bu da tabii işte 15 router'lık veri hani karmaşası olmasın diye 15 router'lık bir sınırlama yapılmış. Tabii 20 router'lık bir sınırlama olduğu zaman bu sefer dediğim gibi 20 router'lık bir ağ oluşturduğunuzda ve RIP yönlendirmelerini yaptığınız zaman bir router en fazla 15 atlama noktasına kadar öğrenecektir. Yani bu da aslında tablosunda 15 tane network'ü barındırabileceği anlamına da geliyor. Arkadaşlar. RIP özellikle versiyon 1 ve versiyon 2 diye iki versiyona sahip. RIP versiyon 1 yönlendirmesinde arkadaşlar router'ı yapılandıracağınız zaman işte router read diyorsunuz. Configuration modda bunu hani aslında yazmak lazım ama önemli değil. Configuration modda router read yazıyorsunuz. Ondan sonra kendisine bağlı olan networkleri burada tanımlıyoruz. Diyorsunuz ki bana işte bir önceki ekranda olduğu gibi şöyle bakın A router'ını yapılandıracaksanız 1.0 ve 2.0 ağını biliyordu. Router RIP dedikten sonra network 1.0.0.0 bana bağlı. Network 2.0.0.0 bana bağlı şeklinde tanımlamayı yaptırıyoruz. Burada RIP V2'de ise arkadaşlar versiyon 2 demek zorundasınız ki normalde router RIP dediğiniz zaman 1 versiyonu kullanır, 1. versiyonu. Siz 2. versiyonu kullan demek zorundasınız. Burada ise network ID diye bir kavram karşınıza çıkıyor. Ve node auto summary diye de bir komut kullanmak zorundasınız. Peki versiyon 2'nin versiyon 1'den farkı nedir? Bunu versiyon 1'i biraz daha ayrıntılı bilmenizle ayırt edebiliriz. Şimdi RIP versiyon 1'de classful yani sınıflar arası yönlendirme protokolü var. Yani A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı şeklinde yönlendirme protokolü. RIP V1'de periyodik güncellemelerde alt A maskesi bilgisi taşınmıyor. En önemli özellik, bakın bunu şu şekilde, en önemli burada RIP versiyon 1'in alt A maskesi kullanılmıyor diyelim ya da taşınmıyor. Yani siz alt ağlar oluşturduysanız ki bunu 2 hafta önce anlatmıştım. Alt ağlar kullandıysanız RIP versiyon 1'de alt ağ maskesi kullanılmadan yapılandırma bilgisi aktarılıyor. Bu da özellikle verimsiz bir çalışmaya dönüşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Eğer RIP versiyon ağınızda alt ağ kullanıyorsunuz. RIP versiyon 1'i kullanmamanız gerekiyor. RIP versiyon 1 periyodik güncellemelerde Broadcast yayını üzerinden yapılır. Broadcast yayını hatırlayan var mı? Broadcast arkadaşlar 255, 255, 255, 255 yani 4 tane 255 IP'sine göndererek Broadcast yayını diyor ki ben bunları biliyorum. Şu network, bu network'ü biliyorum diyerek 255'e gönderiyor. Bu da tabii bir ağ trafik karmaşasına neden olabilir. RIP versiyon 1 kullanılırken kimlik doğrulaması da yapılmıyor. Yani ağda siz ya da sizin ağınıza dışarıdan bir ağınızı sabote etmek isteyen kötü niyetli birisi bir router bağladığı zaman network bilgilerini 1. versiyon RIP kullanırsanız herkese dağıtmış olur. Herhangi bir kimlik doğrulaması yapmadan ağınızdaki tüm trafiği kötü niyetli kişi öğrenebilir. Bu da tabii yine versiyon 1'in sıkıntılarından birisi. Özellikle RIP versiyon 1 sıradaki ağ cihazının adresini de bilmiyor. Bakın, sıradaki ağ cihazının adresini bilmiyor arkadaşlar. Yani A router'ı B'nin aslında adresini bilmiyor. Sadece gitmesi gereken yolu biliyor. Yani bir A'ya ulaşmak için şurada şu bilgiyi verelim. Bakın. Burada A router'ı B'yi bilmiyor. Sadece öğrendiği işte 3 numaralı IP için, 3.0.0 ağı için buradan gitmesi gerektiğini biliyor. Bu da yine adres hani router'ların birbirlerini tanımadan bir yönlendirme yapmasına sebep. RIP versiyon 1'de Fixed Length Subnet Mask dediğimiz PLSM yani sabit uzunluklu alt ağ maskesi destekliyor. Hani alt ağ maskesi derken arkadaşlar alt ağa bölümleme yapılamadan sabit uzunluklu ağ yapısı kullanılıyor. Bu da bunu şöyle belirtebiliriz. Siz 255, 255, 255, 0 Yani C sınıfı bir alt ağ maskesi kullandığınız zaman şöyle yapalım. Mesela 10.0.0.0 dediğiniz bir, hatırlarsanız arkadaşlar, A sınıfıydı. A sınıfı alt adresiydi. Siz C sınıfı bir alt ağ maskesi kullanırsanız, C sınıfı, bu versiyon 1 bunu hemen 255.0.0.0'a dönüştürür. IP adresi, network adresi A sınıfı olduğu için alt ağ maskesini de arkadaşlar A sınıfı olarak kabul edecektir, dönüştürecektir. Bu da alt ağın kullanılamamasından kaynaklı. Versiyon 1'de yine 6 tane load balancing, yani yük eşitlemeye izin veriyor. Bu da default'u 4 ama 6 taneye kadar verebiliyorsunuz. Yük eşitleme dediğimizde yine networklerin işte hangi yolu tercih edeceği uzaklık vektöründe en fazla 6 tane izin veriyor. Ve RIP versiyon 1'de de yine split horizon ve split horizon with position reverse özelliklerini destekliyor diyerek RIP versiyon 1'in geniş özetini verelim. Peki RIP versiyon 2'de nedir durum? RIP versiyon 2'de arkadaşlar bakın, network ID dediğimiz kavramdan dolayı sınıfsız bir network protokolü kullanıyor. Yani siz alt ağ maskesi kullanarak veya alt ağlar oluşturarak RIP versiyon 2'de daha stabil bir yapıya sahip oluyor. Şurada bakın, örnek verelim. RIP versiyon 2 değil tabii bu. 192.168.5.1 5 ağıdır. Bu da 10 ağıdır. Gördüğünüz gibi 192.168 10 ağıdır. Bu versiyon 1 için mantıklıdır. Ama siz versiyon 2 kullanacağınızda bakın, alt ağ oluşturacaksanız örneğin 192, 168 işte 1.0 ağını 25 bitlik alt ağ maskesi kullanarak, yani 255, 255, 255, 128 şeklinde 2'ye bölebilirsiniz. 2'ye böldüğünüz zaman 192, 168 1.128 255, 255, 255, 128 dediğimiz zaman arkadaşlar iki tane alt ağınız olacaktır bir IP'de. Şimdi bunu birinci ağ diyelim. Buna da ikinci ağ şeklinde belirtelim. RIP versiyonu işte 2 ya da 4 ya da 8, yani alt ağlara bölebiliriz. Veya CIDR dediğimiz Classless Interdomain Routing, yani sınıfsız alanlar arası yönlendirme diyerek de arkadaşlar bunu tanımlayabiliriz. Bunları özellikle yine 2 hafta ya da 3 hafta önceki IP alt ağ yapılandırma konularında bahsetmiştim. RIP versiyon 2 periyodik incelemelerinde arkadaşlar subnet maskada taşıyor. Yani RIP versiyon 2'de şu alt ağ maskesi de taşınıyor. Böylece parçalı bir ağ kullanıldığı, alt ağların kullanıldığını routerlar öğrenmiş oluyor. Hatırlarsanız Multicast ya da RIP versiyon 1'de Broadcast yayın yapıldığını söylemiş. Burada Multicast yayın yapılıyor arkadaşlar. 224.0.0 9 IP'sine bilgi gönderiliyor. RIP versiyon 2'de 224.0.0.9 IP'sine route table gönderiliyor. Yani yönlendirme network table ya da route table gönderiliyor. Yönlendirme tablosu bilgileri bu IP'ye gönderiliyor. Böylece daha genel olarak sadece RIP versiyon 2 yapılandırmasına sahip routerların bilgileri alması sağlanıyor. RIP versiyonunda 255.255.255 dediğimiz broadcast adresine gönderildiği için ağdaki tüm cihazlar bu veriyi alabiliyor. Şimdi ise sadece 224.0.0.9 IP'sine gönderildiği için sadece RIP versiyon 2 olarak yapılandırılmış router'lar bu bilgileri alabiliyor. Tabii RIP versiyon 2'de kimlik doğrulaması da yapılabiliyor. Bu da bir yine güvenliği arttırma amaçlı yapılmış güncelleme. Sıradaki cihazın da A adresini belirtilebiliyor. Yani sıradaki cihaz işte şudur diyerek A adresini verebiliyorsun. Ya da şu A'a sahiptir diyebiliyorsun. Variable Length Subnet Mask yani VLSM dediğimiz değişken uzunluklu alt A maskesini de destekliyor. Tamam, biraz önce bakın şuraya not edelim. CIDR dediğimiz kavram vardı. Şimdi de VLSM dediğimiz kavram çıktı. Bu basitçe alt ağlar, basitçe söylüyorum. Hani hatırlamayanlar için. VLSM'de genişletilen ağlar. Genişletilen ağlar. Bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Şurası CIDR'dı. Şurası CIDR'dı. VLSM ise örnekleme yapacak olursak VLSM ise arkadaşlar basitçe söyleyeyim. 192.168.0.0 ağına şöyle bir IP girerse, alt ağ maskesi girerseniz, şöyle 255.255.0.0 girerseniz arkadaşlar, ne olacak? 192.168.255.0 ağına kadar bütün ağları tanıyacaktır. B sınıfı gibi ilk iki oktete bakacaktır sadece. Bu da işte VLSM dediğimiz kavram. Ağı daha geniş yapılandırmak için kullanılıyor. Hani büyütmek için. Tabii bu B sınıfı kullanılmadığında ne yapılır? İşte şuraya 255 yerine 254 kullandırılıyor. 254'ü kullanırsanız 254.0 derseniz o zaman 192.168.0.0 ve 1.0 ağını 2 ağı birden yani C sınıfı olarak 255 yani 255 çarpı 255, şimdi 255 çarpı 255 deyince bir anda kafa gidiverdi. 2 tane 255'lik ağı tanıyabilecek demektir. Yani 255 artı 255 diyelim. 510 tane cihazı tanıyan bir yapı kurmuş olacaksınız. C sınıfını kullanın. Böylece VLSM kavramı da karşımıza RIP versiyon 2'nin desteği olarak çıkıyor arkadaşlar. Peki auto summarization nedir? Yani auto summary nedir? Pardon. Şunu silelim. Şöyle yapalım. Auto summary nedir? Özellikle arkadaşlar alt ağlara bölme işlemi yapılmışsa ki versiyon 2 dediğimiz gibi alt ağlara bölme işlemini tanımladığı için, bildiği için bu subnetting işlemini dikkate almadan network'ün bölünmemiş halinin özet bilgisi karşı router'lara iletilir. Yani şurada sildik aslında, silmesek bir derdi. 192.168 işte 2 alt ağa böldüğümüz zaman 192.168.1.0 ile 128 şeklinde başlayan 2 alt ağ var. Auto summary normalde RIP versiyonu 2'de yapsanız no auto summary demezseniz 255 128 alt ağ maskesi yerine 255 0 alt ağ maskesiyle her ikisinin de aslında tek network olduğu bilgisi diğer router'lara gönderilmiş olur. Bu da tabii plus pull dediğimiz kavramdır. Doğru bir yönlendirme tablosu için RIP versiyonu bunlar yapıldıktan sonra yani alt ağlara bölündükten sonra no auto summary diyerek arkadaşlar alt ağ maskeleri dışında bir verinin özet olarak, özet gönderiminin yapılmaması sağlanır. script versiyonunda tüm alt ağlara, alt ağ maskesi bilgilerini diğer routerlara göndermiş. Nota summary diyerek alt ağ maskesiyle gönderilmesini sağlar. Bu şekilde özellikle RIP versiyon 2 yapılandırmasında da no auto summary kavramının, komutunun mutlaka girilmesi gerekiyor ki versiyon 2 düzgün çalışsın. Evet. RIP versiyon 2'de hani basitçe bu şekildeydi diyorum. Şöyle tabii çok karmaşık gibi gelebilir ama arkadaşlar siz bir internet altyapısı kuruyorsunuz. Basit olmasını da beklemeyin. Peki diğerleri neydi? IGRP yani Interior Gateway Routing Protokol ve EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protokol. Bunu da 3. dersimizde aynı zamanda işte OSPF ve BGP yönlendirmelerini de anlatacağız. Diyeceksiniz ki hocam bir derste siz sadece RIP versiyon RIP anlattınız. Bunları nasıl sığdıracaksınız? Artık o da biraz hızlandırma işlemiyle devam edilecek arkadaşlar. 3. dersimizde görüşmek üzere.